Esselamu Aleyküm. Değerli arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün inşallah cübbe ve sarık meselesini ele alacağız. Özellikle biliyorsunuz bizim toplumumuzda şöyle bir algı var. Özellikle e, sufilerin, e, tarikatçıların ortaya koyduğu ve zamanla da kendine taraftar bulan bir algı var. E, cübbe, sarık bir e, alameti İslam'dır. Bir alameti imandır. Bir alameti sünnettir. O yüzden biz cübbe ve sarık takarız diyorlar. Ve bu şekilde insanları bir cübbe sarık dayatısında bulunuyorlar. Bir de Sofi olmayan kitle var arkadaşlar. Bunlar da kendini tevhide nispet ediyor. Bunlar da aynı şekilde Sofiler gibi Arap kültürü olan cübbe ve sarığın bir başka versiyonu olan Allah'ın Kur'an'da cilbap diye bahsettiği kısmın içerisinde olmayan peçeyi Farz gibi dayatan bir çevre var. Bunlar da peçe farzır diyorlar ama kendileri cübbe sarık takmıyorlar. Şalvar giymiyorlar. Yani kadınlara dayattıkları şeyi kendilerine yapmıyorlar. Kendileri normal senin benim gibi giyiniyorlar. Ama iş kadınları gelince peçe farzır diyorlar. Oysa ki kadınlara söyledikleri bütün deliller kendileri için de geçerlidir. Ama kendileri cübbe sarık takmıyorlar. Böyle iki yüzlü bir tırnak içerisinde tevhidçi kesim de var. Fakat bugün esasında Kendisini tasavvufa nispet eden, kendisini tarikatçılığa nispet eden sofiler hakkında konuşacağız. E, ve bunların getirdiği bu meseleyi ele alacağız. E, fakat son yıllarda e, tarikatçıların özellikle sohbetlerini falan izliyorsunuzdur. İşte e, huriler şöyle olacak, bilmem böyle olacak. E, cennetteki cinsellik şöyle olacak. E, bize şunu yapın, bizim şeyhimiz böyledir. Şeyhimizin elini öpen Allah'ın elini öpmüş gibidir. Gelin size şunu yapalım, bunu yapalım gibi birçok akla ve mantığa sığmayan hiçbir ilminiz olmasa dahi ne kadar batıl olduğunu hemen fark edeceğiniz bazı söylemlerle gündeme geldiği için bu tarikatlar onların cübbe sarığını gören de artık son zamanlarda kaçıyor yani. Tarikatçıların cübbesini, şalvarını, sarığını görüp de aa bak Hazreti Muhammed gibi giyinmiş diyen artık neredeyse hiç kalmadı. Fakat bunu ele alacağız değerli arkadaşlar. Öncelikle şu bilinmelidir ki cübbe, sarık vesaire bunlar bir örftür arkadaşlar. Bir Arap örfüdür. Her milletin, her kültürün kendine ait örfü adeti vardır değil mi? Geleneği ve göreneği vardır, ananeleri vardır. Ve kendilerince kendi içinde bazı normatik değerleri vardır. Bunların hepsi Kur'an ile İslam ile çelişmediği müddetçe kabulümüzdür. Çünkü bütün bunlar Allah'ın birer ayetidir değerli arkadaşlar. Allah Azze ve Celle Rum suresinde buyuruyor ki Onun varlığının ve kudretinin ayetlerinden biri de yani delillerinden biri de burada ayet delil olarak geçmiştir. Allah bunu ayet diyor dikkat edin. Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin farklı olmasıdır. Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibretler vardır. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar, Allah azze ve celle burada dillerin ve kültürlerin birer ayet olduğunu ve kendisinin delili olduğunu söylüyor. O yüzden her toplumun kültürüne ve örfüne tabii ki saygımız var. Arap olsun ya da acam olsun fark etmiyor. Fakat peygamberimizin cübbe takması, sarık takması birer örftür. Birer Arap kültürüdür. Bunun İslam'la bir alakası yoktur. Sarı ilk olarak Hazreti Muhammed getirmemiştir. Mesela bir şey ilk olarak peygamberimiz insanlara yapsa peygamberimizin sünnetidir derdik. Ya da bir şey ilk olarak Allah Azze ve Celle emretse, peygamberimiz de bunu uygulasa o zaman bu hatta farzdır derdik. Fakat arkadaşlar Peygamberimizden önceki Araplar da sarık takıyorlardı, cübbe giyiyorlardı. Sarık takıyorlardı çünkü Arap coğrafyasında yaşıyorlar, karasal iklimdir. Gündüzleri aşırı sıcak, geceleri de aşırı soğuktur. Kafalarına kendilerini güneşten koruyan bir sargı bezini, bir şapkayı takıyorlardı. Dolayısıyla bu Arapların giye geldiği kültürel bir şapkadır. Yani Arap örfüdür. Düşünün ki mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Antarktika kıtasına gelmiş olsaydı o zaman herhalde uzun bir cellabiye, cübbe, sarık, terlik falan giymeyecekti değil mi değerli arkadaşlar? O zaman oranın örfüne özel olarak giyinecekti. Mesela peygamberler tarihi kitaplarına bakın. Hazreti Yusuf'un işte sarık sardığı, cübbe giydiği vesaire geçmez. Niye? Çünkü o Mısır'a geldi ve Mısır'ın örfünde bu yoktu. O da ona göre giyindi. Bu çok bilinen bir örnek olduğu için sizlere aktarıyorum. Bu örnekleri arttırabiliriz. Yani peygamberimizden önce de sarık cübbe vardı arkadaşlar bununla alakalı hadis uyduranların, bununla alakalı şüpheler getirenlerin getirdikleri bu şüpheler sizi aldatmasın ki biraz sonra getirdikleri hadislerin uydurma olduğunu da söyleyeceğiz. Dediğimiz gibi sarık, cübbe vesaire bunlar Arap örfüdür. Peygamberimizden önce de var olan kıyafetlerdir. Yani Peygamberimiz bu modayı kendisi getirmedi. Bunun delilini soracak olursanız Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir elçi geliyor değerli arkadaşlar. Bizans'ın Roma'nın elçisi geliyor ve Mescid-i Nebevi'ye giriyor. Mescid-i Nebevi'ye girince insanlara Muhammed hanginiz diye soruyor. Bu da delildir ki arkadaşlar. Herkes demek ki o zamanda aynı kıyafetleri giyiyormuş ki peygamberin özel peygambere ait moda kıyafeti olmadığı için ona özel olarak hazırlanmış, onun özel olarak giydiği bir elbise olmadığı için gelen elçi ayırt edememiş. Hanginiz Muhammed'siniz demiş. Çünkü hepsi aynı giyiniyordu. Arapların hepsi aynı giyiniyordu arkadaşlar. Medine'deki Arap Yahudiler de, Arap Hristiyanlar da, Arap Müşrikler de, Arap Münafıklar da, Arap Müminler de hepsi aynı giyiniyordu. O yüzden gelen elçi hanginiz Muhammed'siniz dedi. Aralarında bir kıyafet farkı görmedi. Dolayısıyla bu elbise Resulullah'a has bir elbise değildir. Örfi bir elbisedir. Kaldı ki şunu da belirtmek lazım. Arkadaşlar kafire akidede benzemek küfürdür. Kıyafette benzemek küfür değildir. Akidede benzersen وَمَا يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ minhum Yani kim onlara benzerse o da onlardandır ayeti var ya. Bu akide de benzerse kafir olur şeklindedir. Kıyafette kafire benzemek küfür değildir arkadaşlar. Mesela örnek vermek gerekirse peygamberimiz hiçbir zaman çatal kullanmadı. Bugün biz çatal kullanıyoruz. Bu çatal kafir adetidir. Ya da peygamberimiz hiçbir zaman ayakkabı giymedi. Hep terlik sandalet giydi. Hiç ayakkabı giymedi. Çizme hiç giymedi mesela. Bot hiç giymedi. Ama biz bugün giyiyoruz. Bunları kafirlerden aldık. Fakat küfür değil. Ya da peygamberimiz hiçbir zaman yakalı gömlek giymedi ama biz giyiyoruz. Peygamberimiz hiçbir zaman takım elbise giymedi, biz giyiyoruz. Peygamberimiz hiçbir zaman pantolon giymedi, biz giyiyoruz. Peygamberimiz hiçbir zaman kravat takmadı mesela, biz takıyoruz. Ya da peygamberimiz hiçbir zaman masada yemek yemedi, biz masada yemek yiyoruz. Yani kısaca arkadaşlar, kafirlerin adetlerini almışız öyle değil mi? Hayatımızı kolaylaştırdığı için onların adetlerini almışız. Fakat bu örnekleri ben size sabaha kadar çoğaltırım. Aa evet şu da var, aa bu da var, aa evet bu da var, şu da var diye böyle size 100 tane örnek veririm. Hepsi de kafirlerden alınmıştır günün sonunda. Ve hiçbiri de küfür değildir. Yani kafire adet olarak, kıyafet olarak, elbise olarak ya da yaşam içerisindeki herhangi bir faktör olarak mesela kafir, araba markaları gibi bu tip şeylerde onların kullandıklarını kullanmalarımız küfür değildir. Akide de onlara benzersek küfürdür. Dolayısıyla bizim Allah'ın hiçbir ayetinde, Allah Azze ve Celle'nin hiçbir ayeti celilesinde şekil olarak, kıyafet olarak, elbise olarak Hz. Muhammed'e benzeyin ya da Araplara benzeyin diye bir emri yok. Eğer böyle bir emir olsaydı arkadaşlar, ayakkabı giymek de küfür olurdu, çatal kullanmak da küfür olurdu, masa kullanmak da küfür olurdu, yakalı gömlek giymek de küfür olurdu, pantolon, takım elbise vesaire vesaire bunları arttırabiliriz. Bunların hepsi küfür olurdu çünkü hiçbirini Peygamberimiz giymedi, kullanmadı. Yani Hazreti Muhammed zamanında çatal yok muydu arkadaşlar? Pantolon yok muydu? Ya da Hazreti Muhammed zamanında yakalı gömlek yok muydu? Ya da Hazreti Muhammed zamanında masa yok muydu? Vardı. Ama biz mesela masada yemek yiyoruz, o yerde yemek yemiş gibi. Biz çatal kaşıkla yiyoruz, o eliyle yemiş gibi. O yüzden eğer bu küfür olsaydı o zaman hepimiz kafir olurduk. Yani böyle bir e, alaka kurulamaz değerli arkadaşlar. Nitekim e, Tirmizi Libas bölümünde yani elbise bölümünde 12 ve 42. kısımda ve İbn-i Kayyum da Zadül Mead'de 1. ciltte 135. sayfada zaten aynen bu şekilde aktarmıştır. Yani arkadaşlar Resulullah ve sahabelerin İslam öncesinde olduğu gibi İslam'dan sonra da günlük hayatlarındaki örf ve adetlerinin hatta iklimlerinin ve yaşadıkları coğrafyanın gereği olarak başlarını örtmüş olmaları veyahut da günlük kıyafetlerini bu iklime göre bu coğrafi konuma ya da bu adetlere göre giymiş oldukları kıyafetleri ve bu kıyafetlerle namaz kılmaları veyahut da bu kıyafetlerle çeşitli ibadetler yapmaları gayet normaldir. Yani Peygamberimiz namaza has cübbe sarık giymemiştir. Günlük hayatta da giyiyordu. Namaz için de mecburen günlük elbisesiyle namaz kılıyordu. Yani coğrafyanın gerektirdiği ya da kültürün etniksel bir takım adetlerin getirdiği sebeplerle Resulullah'ın cübbe takması, sarık giymesi onu Allah'ın emri yapmıyor değerli arkadaşlar. Çünkü bütün Araplar bunu yapıyordu. Yani mesela peygamberimiz bir örnek vermek gerekirse takken üzerine bazen sarık sarıyordu. Bazen de sarık sarmadan sadece takke takıyordu. Bazen sarık takıyordu, takke takmadan direkt sarığı kafasına bağlıyordu. Yani böyle bir sürü örnek var. Dediğim gibi Tirmizi Libas bölümünde ve İbn-i Kayyum'da Zadül Mead'de birinci ciltte bu konuyu detaylı bir şekilde anlatıyor ve bunun Arap örfü olduğunu, coğrafi olarak ve kültürel olarak Arap elbisesi olduğunu belirtiyor. Özel bir ibadet elbisesi olmadığını belirtiyor. İşte o yüzden Allah'ın 6. yüzyıla geri dönün diye bir emri yok arkadaşlar. Yani Allah azze ve celle bize çağlar öncesine geri dönün diye bir şey emretmiyor. Tam tersine Allah bize İslam'ı ileriye taşımamıza emrediyor. Ve Allah azze ve celle bize İslam'ı yeryüzüne hakim kılmamıza emrediyor. Katilehum hatta la Onlarla mücadele edin ta ki yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din Allah'ın oluncaya kadar diyor. Allah bizi ileriye doğru itiyor. Bunlarsa Bizi 6. yüzyılın Arap kıyafetlerine doğru iterek İslam'ın bu olduğunu zannediyorlar. Arap örfünün, Arap kültürünün ya da Arap coğrafyasının gereği olan bir takım kıyafetlerin İslamlaşma olduğunu zannediyorlar. Allah'ın böyle bir emri yok arkadaşlar. Allah azze ve celle'nin emri çok basittir. Ya yuhelladine amenu tekullaha hakku tuqatihi ve la illa muslimu. Eyman edenler Allah'tan hakkıyla korkun ve Müslüman olarak ölün diyor. Bu şöyle giyinin böyle giyinin demiyor yani. Müslüman olun, bana şirk koşmayın diyor. O yüzden coğrafyanın ve kültürün gereği olan elbiseleri din diye dayatmak kesinlikle yanlıştır. Hatta arkadaşlar size peygamberimizin Arap elbiseleri dışında elbiseler giydiğini de ispatlayabilirim. Bu Buhari'de de geçer, Müslüm'de de geçer arkadaşlar. Müttefakun aleyhtir. Mughire bin Şube rivayet ediyor. Kendisi diyor ki Resulullah kolları dar olan bir rum elbisesi giymişti diyor. Kolları dar olan bir rum elbisesi giymişti. Hani kendisinin kolları geniştir ya. Kolları dar olan bir rum elbisesi giymişti diyor. Bakın görüldüğü üzere peygamber kafirlerin elbisesini giymiş. Yani bu adeta bizler için bir örnektir ki Arap örfü ya da Arap kıyafetleri ölçü değildir. Peygamberimizi temiz bulmuş, güzel bulmuş, rum elbisesi de giymiş. O yüzden vücut hatlarını belli etmediği müddetçe, temiz olduğu müddetçe giyilen elbisenin bir önemi yoktur arkadaşlar. Hatta bu konu hakkında et Tebrizi diyor ki bu hadisten de yani Muhire bin Şube'nin rivayet ettiği bu Rum elbisesi hadisinden de anlaşıldığı üzere kafirlerin giydiği elbiseleri giymekte bir beis yoktur diyor. Bu da Mirkatül Mefatih'te geçiyor değerli arkadaşlar. 4. ciltte 416. sayfada bulabilirsiniz. Yine İmam Şatibi'nin bu konuda söylediği çok güzel bir söz var. İmam Şatibi diyor ki bu mesele örfi bir sünnettir. Dolayısıyla örften örfe değişir. Mesela Orta Doğu'yu kast ederek Doğu ülkelerinde olduğu gibi açık baş ile namaz kılması örfen kerih karşılanıyorsa bu ülkelerde açık başla namaz kılmamak lazımdır. Ama bizim ülkemizde bu arada değerli arkadaşlar Şatibi İspanyalıdır, Endülüslüdür. Ama bizim ülkemizde Endülüs'ü kastediyor. Olduğu gibi aksi olursa yani baş açık namaz kılmak yaygın olursa başı kapatmak hoş olarak karşılanmaz. Yani Diyor ki Doğu ülkelerinde Arap yarımadasında başı kapalı namaz kılmak yaygınsa siz başınız kapalı namaz kılın. Aksi halde bu mekruh olur diyor. Bizim ülkemizde de aynı şekilde baş açık namaz kılma yaygındır. Başı kapalı namaz kılmak e, kerih karşılanır. O yüzden burada da başınız açık namaz kılın diyor. Yani burada İmam Şatibi'nin sözü oldukça açık ve net arkadaşlar. İmam Şatibi çok net bir şekilde örfe göre giyinilmesi gerektiğini söylüyor. Yani cübbe giyin sarık giyin falan demiyor. Şimdi de arkadaşlar gelin bu konuda bazı uydurmaları ele alalım. Sofilerin e, sosyal medyada paylaştıkları işte Cübbeli Ahmet'in ya da Hüseyin Çevik'in ya da işte bu tip e, sosyal medya fenomenlerinin, bu tip böyle influencerların çünkü bunlara hoca denmez, bunlara fenomen denir, influencer denir. Bu tip boomerların din diye dayattığı, İslam diye dayattığı, hadis diye dayattığı uydurmaları ele alalım tek tek. Örneğin arkadaşlar şöyle bir hadis rivayet ediyorlar. Sözde Peygamber Efendimiz demiş ki: Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 25 kat daha hayırlıdır. Sarıkla kılınan cuma namazı, sarıksız kılınan cuma namazından 70 kat daha hayırlıdır. Gerçekten melekler sarıklıların cuma namazına katılırlar. Güneş batana kadar da sarıklılara salat ederler. Yani dua ederler diyor. Arkadaşlar bu İbn Neccar'ın rivayetidir ve uydurmadır. İbn Hacer Lisanül Mizan'da 3. ciltte 244. sayfada bu uydurma bir hadistir demiştir. Bunu da arkadaşlar İmam Suyuti Zeylel Ehadis el, -e -el Mevdu'a yani mevzu hadislerin zeyli mevzu hadislerin ele alınması kitabında belirtmiştir. Ve bunun uydurma olduğunu söylüyor. Aynı şekilde de arkadaşlar İbnü'l Arrak da lisanül Mizan'da 2. cilt 159. sayfada bu hadisin uydurma olduğunu zikretmiştir. Yine ikinci bir uydurma hadise ele alalım isterseniz. Bu da arkadaşlar sözüm ona Rükane diye bir sahabe Resulullah'tan rivayet etmiş. Diyor ki Resulullah'ın şüphesiz bizimle müşrikler arasındaki fark takkeler ve takkelerin üzerindeki sarıklardır demiş. Sözde Resulullah'ın böyle söylediği rivayet ediliyor. Oysa ki arkadaşlar Tirmizi Libas bölümünde diyor ki bu hadis Hasan Garip'tir. Yani sahih değildir diyor. Hasan Garip'tir diyor. Peki bu hadisin orijinali nedir arkadaşlar? Bu hadisin orijinali bizimle müşrikler arasındaki fark namazın terkidir. Evet bu hadisin orijinali budur arkadaşlar. Yani takkeler üzerindeki sarıklar şeklindeki kısım sonradan eklenmiştir. Bundan dolayı bu hadis hasen garip bir hadistir diyor. Tirmizi sahih değildir diyor. Neden arkadaşlar? Çünkü baş avret değildir. Avret olmadığı için başı örtmenize gerek yok arkadaşlar. Kadın için baş avrettir. Erkek için baş avret değildir. Yani avret yeri olmadığı için örtmenize gerek yok. Bizim avret yerimiz göbek deliğimizle diz kapağımızın arasıdır. O yüzden kapri de giyebilirsiniz, uzun şort da giyebilirsiniz. Yani sıfır kollu elbise de giyebilirsiniz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Göbek deliyle diz kapağınızın arası kapalı olduğu müddetçe gerisi zerre önemli değildir biz sofilerin bizi yılgın bir hoşgörüyle kabul etmesine kalmadık. Ya da biz çakma tevhidçilerin bizi yılgın bir hoşgörüyle kabul etmelerine kalmadık. Biz Kur'an ve sünnet bize ne emrediyorsa onu yapalım. Bunlar ne demişse bizim umurumuzda bile olmasın değerli arkadaşlar. Kaldı ki zaten sarık ve takke takmak, işte cübbe giymek vesaire vacip olsaydı hacılar hepsi sarık giyerdi ve cübbe giyerlerdi, takke takarlardı. Ama hacılar saçlarını kazıtıp başlarını açık tutuyorlar ve hacı elbisesi giyiyorlar. Herhangi bir şekilde cübbe giymiyorlar. Sarık falan da kafalarına sarmıyorlar. Haçta hiç böyle bir tane bile insan göremezsiniz. Çünkü Peygamberimizin sünnetinde böyle bir şey yoktur. Farz olan haçta Peygamberimiz cübbesini sarığını çıkarmıştır. Eğer cübbe sarık farz olsaydı Peygamberimiz haçta da cübbe sarık giyerdi. Ama farz olan bir ibadette baş avret yeri olmadığı için hemen Resulullah orayı açmıştır. Ve rahat elbise giymiştir. O yüzden cübbe sarığın farz olmadığının ve e, Arap örfü olduğunun bir diğer delili de haçta cübbe ve sarık giyilmemesidir. Şimdi de geçelim bu konudaki üçüncü uydurmaya değerli arkadaşlar. Burada da sözde peygamberimiz demiş ki sarıkla kılınan iki rekat sarıksız kılınan yetmiş rekattan daha hayırlıdır. Yani böyle bir sözüm ona hadis var. O şekilde arkadaşlar bu hadisi Ebu Naim rivayet etmiştir ve Ebu Naim'in bu hadisini de Deylemi ondan alıntılamıştır. Hadisin ravilerinden olan Tarık bin Abdurrahman İmam Buhari tarafından hafızasının kötü bir ravi olduğu zikredilmiştir. Aynı şekilde İmam Hakim de, Müstedrek'in yazarı olan İmam Hakim de bu Tarık bin Abdurrahman'ın hafızasının kötü olduğunu söyler. Aynı şekilde büyük muhaddislerden Es-Sahavi de bu hadisin sahih ve sabit olmadığını zikretmiştir. Dolayısıyla Ebu Naim'in bu rivayeti de sahih değildir. Yine dördüncü bir uydurmaya geçelim değerli arkadaşlar. Bu da İbn-i Recep el-Hanbeli'nin yaptığı şerhte geliyor. Bu e, uydurma rivayet sözde e, İmam Ahmet'in rivayetinde geçiyor. Sarıklı kılınan namazın sarıksız kılınan namazdan 75 kat daha faziletli olduğuna dair bir e, hadis e, isnat edildiği söyleniyor ve bu İmam Ahmet'e soruluyor. İmam Ahmed de diyor ki hayır bu yalandır bu batıldır. Yani İmam Ahmet böyle bir hadisin olmadığını zikrediyor. Bunu da İbni Recep El Hanbeli yaptığı şerhte İmam Ahmet'ten bu nakli yaparak bu uydurmayı bize böylece açıklamış beyan etmiş oluyor. Yine arkadaşlar bir başka uydurma hadise geçecek olursak. Bu da arkadaşlar sarıkla kılınan namazın 10.000 hasenata yani 10.000 iyiliğe denk geldiği söylenen bir hadistir. Bu da uydurmadır. Bu rivayeti Deylemi Lisanül Mizan'da Eban'dan o da Enes'ten sahabeden var ya Enes'ten rivayet etmiştir. Oysa ki arkadaşlar Suyuti Zeylül Ehadisül Mevdua isimli kitabında Eban itham edilmiştir diyor. Yani Ebam'ın hadisleri sıkıntılıdır. Onu itham etmişler diyor. Ve İbn-i Arrak da Tenzihü Şeria'da İmam Suyuti'nin bu sözüne tabi olarak demiştir ki evet bu hadis sahih değildir. Aynı şekilde e, muhaddislerden sahavi de El Makasit isimli kitabında İbn-i Hacer'den bir nakil yapmış ve demiştir ki i̇bn Hacer şöyle söyledi bu hadis uydurmadır yani sarıkla kılınan namaz on bin iyiliğe denktir şeklinde bir hadis yoktur diye belirtmiş değerli arkadaşlar. Bu konudaki diğer bir uydurmaya geçecek olursak bu da i̇bn Abbas'ın rivayetine dayandırılıyor. Sözüm ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki sarık sarınız ve böylece vakarınız artsın diyor. Oysa ki arkadaşlar İmam Teberani bu hadisin ravilerinden olan Ubeydullah bin Ahmet'in metruk olduğunu söylüyor. Bu da Mecmu Zevaid'de geçer. 5. ciltte 19. sayfada geçer ve hadisin sayı olmadığını belirtiyor. Keza yine aynı şekilde 7. uydurma hadislerini ele alalım. Bunu da arkadaşlar Abdullah İbni Ömer rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüm ona demiş ki sarık sarınız, sarık sarmaya devam ediniz. Çünkü sarık meleklerin simasıdır. Onları sırtınızda da sarkıtınız demiş. Bunu da arkadaşlar e, Teberani'ye atfediyorlar. Teberani'de böyle bir hadis geçiyor diyorlar. Fakat Darükütni bu hadisin ravilerinden olan İsa bin Yunus'un meçhul biri olduğunu söylüyor ve hadisin sahih olmadığını belirtiyor. Bu da mecmu zevaitte 5. cilt 20. sayfada geçiyor. Kez arkadaşlar bir uydurma hadisi daha ele alıp konuyu bitirelim. Çok da fazla uzatmaya gerek görmüyorum bu meseleyi. Bu da arkadaşlar Ebu Bekir radiyallahu anh'a atfedilen bir rivayettir. Ebu Bekir radiyallahu sözüm ona demiş ki Allah'tan gereği gibi utanmalısınız. Bilin ki ben helaya çıktığımda bile Allah'a karşı duyduğum utanmadan ötürü başımı örterim diyor. Yani tuvalette bile kafama takke takarım, başımı örterim diyor. Fakat değerli arkadaşlar bu da uydurma bir rivayettir. Muttaki el-Hindi, Kenzul Ummal isimli eserinde bunu 8518. söz olarak, hadis olarak zikretmiş ve uydurma bir hadis olarak kaynaklara da geçmiştir değerli dostlar. Bunun hiçbir sayı senedi yoktur ve Buhari Müslüm gibi sayı hadislerde de asla geçmez. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar bu örnekleri aslında çoğaltabiliriz. Bu konudaki uydurma rivayetleri çoğaltabiliriz. Fakat en bilinenleri bunlardı. En bilinenlerini anlatarak bu cübbe ve sarık konusundaki Arap fetişizminin önüne geçmeye çalıştık ve bunları size izah etmeye gayret ettik. Cübbe ve sarığın coğrafya ve iklim şartları gereği bir Arap kültürü, bir Arap örfü olduğunu söyledik. Peygamberimizin erkeklerle alakalı başın avret olduğuna dair hiçbir rivayetinin olmadığını, haçta dahi peygamberimizin cübbe sarık giymediğini anlattık ve cübbe ve sarığın hiçbir faziletinin olmadığını, örfi bir iş olduğunu ve sofilerin size bunu dayatmasının da batıl olduğunu zikrettik. Yani bunu giyince böyle kendinizi cennete gidecek falan diye düşünmeyin. Bu konudaki rivayetler de uydurmadır zaten. Ve kafire adette benzemenin caiz olduğunu sahabelerden peygamberimize Muhire bin Şube'nin atfettiği Rum elbisesi hadisini anlattık ve alimlerin kafir elbiselerini giymekte bir sakınca yoktur dediğini zikrettik. İşte çatal örneğini, masa örneğini, pantolon, ayakkabı vesaire bu tip örnekleri verdik. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere cübbe sarık bir Arap örfüdür. Bunu peygamberimiz getirmemiştir. Peygamberimizden önce de zaten giyiyorlardı. Dolayısıyla bunun din diye dayatılmasını, İslam diye dayatılmasını kabul etmiyoruz. Bir de dediğimiz gibi tevhidçi kesim var. Bunlar da kadınlara Kur'an'da geçmeyen, Allah Kur'an'da cilbap diyor. Cilbap da vücudun üstüne örtülen elbisedir. Ama bu çakma tevhidçiler peçe de farzdır diyorlar. Fakat kendileri ne cübbe takıyorlar, ne sarık takıyorlar, ne şalvar giyiyorlar. Hiçbirini yapmıyorlar. Oysa ki kadınlara atfettikleri bütün bu rivayet kökenlerini kendileri için de ele almaları lazım. Fakat kadınlara Arap elbiselerini dayatırken kendileri bunu yapmıyorlar. Oysa ki İslam coğrafyasına bakın yüzlerce yıldır Araplar mesela Siyah elbise giyerler, Arap kadınları, Afgan kadınları mavi giyer, Afrikalı kadınlar kırmızı giyer, Endonezyalı Malezyalı kadınlar beyaz giyer. Yani bu örfidir. Cilbap ile vücudun genel hatları örtüldükten sonra, cilbapın şekli bile örfiyken, bu Arap dayatmacılığı kadınlara karşı var. Sofilerde de cübbe ve sarık dayatmacılığı var. Bunlara kesinlikle kanmayın çünkü Kur'an ve Sünnet'te asla geçmez. Bir şeyleri tevil etmek. Veya mantık ile bir şeyleri izah etmeye çalışmak dinde yoktur arkadaşlar. Şayet İslam mantık dini olsaydı, İslam kendi kafanıza göre hiçbir dayanağı olmayan sözleri karşıya aktarmak dini olsaydı, o zaman biz çoraplarımızı mesederken çoraplarımızın altını mesederdik çünkü yere çorabın altı değiyor. Ama biz çorabın üstünü mesediyoruz değil mi? Çünkü bu bize sahih kaynaklardan bu şekilde gelmiştir. Yani esasda bir mantıki çıkarım yaptığımızda çorabın altını mesetmemiz gerekirdi ama biz üstünü mesediyoruz. O yüzden hüccetler mantıkla verilmez arkadaşlar. Kur'an ve sünnet naslarıyla verilir. Nasıl ki kadınlarda cilvap diyorsa Allah Azze ve Celle ayette. Erkeklerde de böyle bir baş örtüsü gibi bir emri yok. Erkeğin örteceği tek yer vardır. O da diskapayla göbek deliğinin arasıdır. Ve erkeğin kadınlara karşı örteceği yer de göz kapaklarıdır. Kadına örtünme ayeti inmeden önce erkeklere örtünme ayeti inmiştir. Gözünüzü haramdan sakının diye. Evet arkadaşlar bu konuyu kısa bir şekilde ele aldık. Dediğim gibi uydurma rivayetleri uzatabilir ya da konunun örneklerini spesifik olarak uzatabilirdik. Fakat meramımızı bu şekilde anlatmak herhalde yeterli olmuştur. İnşallah bu tip Arap dayatmacılığına sakın kanmayın. Evet Araplar da Müslüman olanları başımızın üstünde yeri var. O onların kültürüdür, adetidir. Eyvallah hiçbir itirazımız yok. Fakat bunun bize dayatılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Özellikle tevhidi kesimde oluşan Binbaz'la başlayan, Hüseymin'le, Elbani ile başlayan bu Arap dalgası ve aynı şekilde Sofi kesimde Cübbeli Ahmet'in öncülük ettiği ve Menzil Tarikatı'nın öncülük ettiği bu Nakşi Arap dalgası toplumumuzda böyle bir algı oluşturdu. Bunu kırmak adına bu tip bir konuşma yapmayı yeğledim. İnşallah beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu videoyu da durum güncellemelerinizde, sosyal medyalarınızda paylaşmayı da unutmayın. Sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya bir kötülük varsa da nefsim ve şeytandandır. Ve ahiri davana enilhamdülillahi rabbil alemin.